Bey merhabalar. Merhabalar kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Teşekkürler. Sağ olun. Bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekibimiz adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle biz teşekkür ederiz. Sizleri de buraya kadar yorduk, zahmet verdik. Büyük bir keyifti. Buraya kadar geldiniz. Başımızla beraber her zaman bekleriz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz ayarladığınız için tekrar. Ben röportajım öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Emrah Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Tabii buyurun. İsmim Emrah Şanal. Sektörde yaklaşık tanışmam 7 sene önce oldu. Tabii biz bu sektöre pazarlamacı olaraktan girdik. Fişek satışı, tüfek satışı, havalı tüfek satışı derken yaklaşık 2 yıldan beri de Allah'ın izniyle kendi dükkanımız var. Kendi dükkanımızda da belirli markaların ara toptancılığıyla beraber birçok markanın da hem toptan hem perakende satışlarını yapmaktayız. Evet. Neler var ürünlerin gruplarında peki? Ürün yelpazesi bayağı bir geniş çünkü. Ürün gruplarımızda perakende olarak ürün grubumuz çok geniş ama kendi şahsi olarak yapmış olduğumuz bölgesel olarak ara toptancılığını yapmış olduğumuz firma var mesela. Onun ürün yelpazesi de çok geniş. Fişek grubu mesela BPS, Mirage, Remington, Lamro. Bunun yanında İtal tüfek grubunda Franki, Favar, Rizini. Burada onun asıl distribütörü olan rastgele olan belirli bölgelerde bu ürünlerin ara toptancılığını yapmaktayız. Evet. Tabii bunların yanında havalı tüfek grubunda, havalı tabanca grubunda, fişek grubunda, tüfek grubunda, yerli tüfek grubunda, outdoor malzemesi, kamp malzemesi, balık malzemesi grubunda tüm marka ve modellerinde Balıkesir'de 2 şubemizle beraber perakende satışını yapmaktayız. Tek şube mi ki? İki şubemiz. İki şube var. Tabii iki şubemiz bulunmakta. Tabii şu anda bulunmuş olduğumuz dükkan ikinci şubemiz. İlk şubemiz zaten böyle belirli bir zorluklarla, belirli bir imkanlarla çalışarak, emek i̇lk harcayarak. İlk göz ağrısı. İlk göz ağrımız yani. Olarak dediğimiz evet. Karesi bölgesinde, yani Balıkesir'in Karesi ilçesinde yer alan. Evet. Hem ağırlığı toptan hem perakende olan bir dükkanımız daha mevcut. Evet. Tabii zamanla da insanların hayat hikayeleri hep böyle oluyor. Yavaş yavaş ilerleyerek ikinci şubemizi de açtık. Abinizle berabersiniz sanırım bu arada. Selçuk Bey abim değildir, kardeşim gibidir. Yani bizim bir kan bağımız yok ama. Kan bağından da öte bir kardeşliğimiz var. Yıllardır süre gelen, Allah'ın izniyle de daha da ileriye gidecek olan bir dostluğumuz, kardeşliğimiz, aile hukukumuz var. Buradan da selamlarımızı gönderelim. Tabii, kendilerine destek veren emekleri büyüktür. Şu an kendisi zaten seyahate çıktı. İş seyahatine çıktı. Bizim normalde her ay düzenli olarak rutlarımız vardır. İşte Akdeniz bölgesi, Doğu bölgesi, Güneydoğu bölgesi, İç Anadolu bölgesi. O bölgelere başta da bahsetmiş olduğum ara toptancılığını yapmış olduğumuz dediğimiz ürünlerin direkt satışlarını bayilere gerçekleştiriyoruz. Sağda, daha çok sağda. Şimdi düzenli olarak yani belirli bir zaman sağda o var, belirli bir zaman sağda biz varız. Böyle paslaşıyorsunuz. Tabii müşterilerimizi fazla ihmal etmeden, kendimizi de fazla yormadan düzenli olarak müşteri ziyaretlerimizi yaparak satışımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Severek yapıyorsunuz işinizi. Tabii severek. Ya zaten sevmeden hiçbir iş olmaz, başarı olmaz zaten en başta. Önce bir işi sevmemiz, benimsememiz lazım ki sonradan meyvesini toplamamız lazım. Evet. Yani tabii bu işler severek, çalışarak başarı elde edilen veya insanın içine sinen işler yani. Evet. Bu ürünleri nerelere kadar gönderebiliyoruz peki? Yani sadece yani, bu bölge mi? Çeşitli yerler var mı? Mesela şehir dışı gibi. Tabii çeşitli yer. Ben zaten bölgesel olarak konuştum. Yani işte buradan Isparta, Burdur, Antalya, Maraş, Adıyaman, Antep, Urfa, Diyarbakır, Van, Hakkari'si, yani Kayseri'si, Konya'sı, yani bizim çalışmış olduğumuz o bölgelerde de çok sevdiğimiz yıllardan beri müşteri, ne bileyim, satıcı ilişkisi değil de yani bir abi kardeş
bir aile çerçevesinde çalıştığımız bayilerimiz var oralarda bizim gibi bulunan. Onlara elimizden geldiğince en ücra noktaya kadar ürünlerini ulaştırmaya, elimizden geldiği çerçevede onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet. İnşallah tabii onlara da buradan selam gönderirim. Onlar da tamam. Bizden memnundur umarım. Evet, selamlarımızı da biz de gönderelim. Tüm bayilerimize de selamlarımızı gönderelim. Abilerimize selamlarımızı gönderelim. Evet. Onlara da biz elimizden geldiğince hizmetlerimizde en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz yani. Hedeflere ulaşabildiniz mi? İstediğiniz yerde misiniz peki? Ya, istediğimizin çok üstündeyiz. Yani bunlar hayaldi yani bizim için. Yani nasıl diyeyim size, en alt seviyede elemanken öncelikle Allah rahmet eylesin Mehmet Akif Yavaşçı vardı benim patronum. Pekâlâ, cennet olsun. Sağ olun. Şu an kardeşi ve çocuklarıyla devam ediyorlar işe, yani ara toptancılığını yaptığımız bir firma. Onların destekleriyle, onların bize olan güvenleriyle biz kendi işimizi kurabildik. Şurada lafınızı keseceğim, ben çok özür diliyorum sizden ama ne kadar güzel bu vefayı kaybetmemişsiniz. Tabii. Geldiğiniz noktayı bir kere unutmamışsınız. Bu çok önemli, bunun altını çizmek istedim. Bunu hissettim sizden. Özellikle onlar, hani insanın bir böyle bir abisi, bir babası olur ya mesela. Onlar da bizim bir abimiz, bir babamız gibidir yani her zaman. Onların da ürünlerini gayet iyi bir şekilde satmaya. Tabii bizim işlerimiz de biraz zordur, böyle resmi prosedürler işte. Çok defa basit gözüküyor ama çok basittir. Defa. Yani işte resmi prosedürler içerisinde satmaya özen gösteriyoruz. Onlara evet. Da yüzümüzü kara çıkartmamaya çalışıyoruz. Evet, biz de bu yolda sizlere başarılar dileyelim. Biz herkesi buraya davet edelim. En azından sizlerle bir tanışmaya, bir çay kahve içmeye davet edelim Emrah Bey. Tabii her zaman bekleriz. Evet. Zaten onlar da bizim bir müşterimiz gibi değil, bir eşimiz, dostumuz gibi. Tamamen güvenerekten, güler yüzlü bir hizmet sağlayaraktan biz onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Her zaman bekleriz yani. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Emrah Bey. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.